kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. İbadetlerimi tam ve düzenli yapmak için nasıl bir yol izlemeliyim? Tabi ibadetlerimizi tam ve düzenli yapmanın yolu yapa yapa düzenli hale gelir. Günahları tam ve düzenli terk etmenin yolu terk ede ede düzenli hale gelir. İbadeti bir yapar bir yapmazsak düzenli hale gelmez. Günahı bir terk eder bir terk etmezsek elbette düzenli terk etme haline ulaşamayız. Nasıl ki bir insan arabayı kullana kullana, arabayı düzenli kullanma haline gelir, rahatsız olmadan meleke haline gelir, direksiyonu zamanında çevirir, vitesi zamanında atar, hemen ayağı zamanında kaza veya frene gider, hiç düşünmeden. Demek ki insan ibadetleri yapa yapa meleke haline gelir, artık ibadeti terk edemez. E günahlar da terk ede ede terk etme alışkanlığını kazanır. Artık o günaha gidemez. Giderken ateşe gider gibi Allah korusun bir zehiri kendine alır gibi hisseder ve kaçar. Peki bu özellikleri yapmamızda bize kolaylık sağlayacak yöntemler olabilir mi diye sorulursa evet. İmanımızın zayıflığından kaynaklanabilir ibadetlerimizi düzenli yapmamak, günahları düzenli terk etmemenin nedeni imanımız zayıf olabilir. Allah'ı hakkıyla tanıyamamış olabiliriz. Ben nasıl bir zatın kuluyum? Nasıl bir zatın keremiyle, ikramıyla böyle yaratıldım? Niye hayvan, bitki, taş, toprak olmadım da insan oldum? Niye Allahu Teala beni bu şekilde kainatın bir özeti olarak yarattı? Nasıl bir zatın kuluyum? Nasıl bir zat benden bu ibadetleri istiyor, bu haramları terk etmem istiyor diye Allaha olan imanımızın zayıf olmasından kaynaklanabilir. Nitekim, hasta olan bir insan da bakıyorsunuz hareketlerini sağlıklı yapamayabiliyor. İkincisi, yaptığımız ibadetlerinin kıymetini ve değerini bilmiyor olabiliriz. Mesela bir insan suyun değerini bilmiyorsa e, suyu içmeyebilir. Ama biz suyun değerini bildiğimiz için susuz bir hayat geçirmiyoruz. Hemen susar susamaz o suyu elde ediyoruz. Bulamadık. Etrafı araştırıyoruz. Bulamadık. Telefon açıyoruz, getirtiriyoruz. Olmazsa arabamızla başka şeylerle gidip olmadı yerin altını kazarak su çıkarıyoruz. Olmadı çok uzak yerlerden kanallar döşerek suyu getiriyoruz. Neden? Çünkü suyun kıymetini biliyoruz. Eğer bir insan da namazın kıymetini, eğer suyun bedene gerekli olduğu gibi namazın da ruha gerekli olduğunu bilseydi o namazı ne eder eder kılardı. Toplantıda mı? Yine bir yolunu bulurdu. Biz toplantıda suyumuz içmiyor muyuz? Affedersiniz tuvalete ihtiyacımız geldiği zaman toplantı var diye yapmıyor muyuz? İzin istiyoruz, gidiyoruz, yapıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz. Ha demek ki bir insan eğer ibadetlerini düzenli, tertipli yapmıyor, eğer günahları tertipli terk edemiyorsa ya günahın zararının farkında değil ya da yaptığı ibadetlerin kıymetinin farkında değildir. Öyleyse ibadetlerin kıymetini, değerini anlayacak kitaplar, toplantılar ve sohbetler düzenlemek ya da o günahların zararını anlayacak yerlerden onları öğrenmek gerekiyor. Üçüncüsü, bulunduğumuz ortamlar bizi ibadetlerimizi yapmaya engel olabilir. Nasıl ki gaz ortamında, zehirli bir ortamda bir insan buluna buluna mesela sigara, alkol gibi şeyleri ala ala, akciğeri sağlıklı çalışmaz, bedenindeki kan dolaşımı sağlıklı olmazsa, insan bulunduğu durumdaki işlenen günahlardan etkilenerek, onun ruh dünyasını kirletir, tabiri caizse akciğerini dumanla boğduğu gibi, ruhunu da o manevi kirlerle boğar ve ibadetlerden uzaklaştırır. Ve haramları kolayca işlemesine neden olabilir. Öyleyse ibadetlerimizdeki hassasiyeti eksik gördük. Ara sıra günahlara kaçtığımızı fark ettiysek bulunduğumuz ortamları, gidip geldiğimiz yerleri, arkadaş çevremizi dikkat almamız gerekiyor. Bunları da düzenlersek ibadetlerin düzen ve tertibine geçeceğini göreceğiz inşallah. Bir de biz günah işliyoruzdur. İşlediğimiz günahlar ibadetleri zamanında tertipli yapmamıza engel olacaktır. Ayrıca ibadetlerden zevk almamızı da engelleyecektir. Nasıl ki bir insanın kolu kırıksa, bu kırık kolla sağlam iş yapamaz, en çok sevdiği suyu bile alamaz. Neden? Kolu kırıktır. Ya da gözünde bir hastalık varsa, en güzel sevdiği yerleri bile seyredemez. Dağlara, bağlara, çiçeklere bakamaz. Neden? Gözünde rahatsızlık olduğu için. Ağzına bir rahatsızlık varsa yediği içtiği şeylerden zevk ve lezzet alamaz. Çünkü ağzına rahatsızlık var. İşte işlediğimiz günahlar ruhumuzu yaralıyor, kan akıtıyor, tabiri caizse perişan ediyor, kırıyor, döküyor, zehirliyor. Ve o ruh ile ibadetleri zamanında düzgün yapamıyoruz. Ve yapsak bile yarım aksak istediğimiz lezzeti ve zevki alamıyoruz. Şu halde bir Müslüman İmanını kuvvetleştirecek, ibadetlerin kıymetini ve haramların ne kadar tehlikeli olduğunu öğrenecek, bulunduğu ortamı düzenleyecek ve varsa işlediği günahlar hemen terk edecek ve varsa terk ettiği ibadetler hemen başlayacak. Allah'ın izniyle kademe kademe arınacak, temizlenecek ve ibadetleri düzenli, tertipli zamanda yapmayı, haramları da tertipli ve düzenli terk etmeyi Allah'ın izniyle başaracaktır ve hayatını bu düzenize devam ettirecektir inşallah.